Evet, bugün karşılaşma tabii 3 hafta üst üste berabere kaldıktan sonra galip gelmek istediğimiz bir karşılaşmaydı. Bundan dolayı da iyi, her zaman olduğu gibi iyi hazırlandık. Rakibimiz de aslında beklediğimiz gibi oyuna başladı. Yani ilk dakikadan itibaren daha önce yapmış olduğumuz analizlerde gördüğümüzü. Ama tabii golün erken gelmesi tamamen oyun bizim istediğimiz şekle döndü. Rakibimizden ziyade. Bir ve ikinci golünden sonra da oyun tamamen bizim oynamak istediğimiz alanları bularaktan oynamaya başladık. Bugün karşılaşmada sadece oyun olarak da değil, mücadele de ön plana çıkması gerekiyordu. Çünkü Mesut Hocam'ın çalıştırdığı takımlar genelde fizik gücü yüksek olan, fiziğe dahil oynayan bir oyun anlayışıyla oynuyor. Bundan dolayı biz hem fizik kalitemizi üst düzeyde tutmamız gerekiyordu. Aynı zamanda oynamayı da unutmamamız gerekiyordu. Maçın özellikle geçiş kısmındaki daha önceki 2-3 maçta yapamadıklarımızı bugün çok net bir şekilde daha doğru yaptık. Bu da tabii ki takımın, yeni gelen arkadaşlarımızın adapte olması önemliydi. Özellikle Tomane'nin etrafındaki sıkıntıyı biliyorsunuz, yani orayı tam olarak çözemedik yani şey olarak, ama Junior'un o mevkide bugün geçen Keçiören maçından sonra da söylemiştim. Az sürede olsa, tabii sizler az süre gördünüz ama biz sürekli idmanla birlikte çalıştığımız için onun o bölgede neler yapabileceğini çok net görebiliyorduk. Bugün de o oldu, yani çok net bir şekilde gözüktü. Galip geldiğimiz için mutluyum. Yani bugüne kadar biz ilk devreyi tamamen tek forvetle geçirdik sizin de bildiğiniz gibi. Yani tek forvetiniz varken çift forvet oynama şansınız yok. Yani oraya bizim gibi elinizdeki olan oyuncu grubunun içerisinden en iyisi, en iyi çözüm üretmeye çalışırsınız ki gayet başarılı olduğumuzu da düşünüyorum ben. Şimdi bununla ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. Biz 3 hafta evet berabere kaldık. Üzülerekten, istemeyerekten de. Camiamızın da beklentilerini çok iyi biliyorum ama ikinci devre alınan puanlara bakıyorum. En çok puan alan takımlardan bir tanesiyiz. Biz 5 maç oynamışız, 9 puan almışız. En fazla puan alan takım 12 puan almış. Bu süreçte Ankara Gücü 13 almış ama onların maçı 6. Diğer ilk 6 içerisinde olan takımların içerisinde en çok puan alan 2-3 takımdan bir tanesiyiz. Bir diğer tarafa gidip bakıyorum. Geldiğimiz dönemdeki puan, yani biz yani 8 lig maçı oynadıktan sonra gelmiştik bu Samsunspor için ama ligde 9 maç oynanmıştı. Ondan sonra süreçte bizim takımın başına çıkıp almış olduğumuz puanlara bakıyorum. İlk 3 içerisindeyiz. Ama maalesef bir maç berabere kaldığımız zaman veya istediğimiz sonuç alınmadığı zaman eleştiri okları çok can acıtıcı oluyor açıkçası. Ve zaman zaman kendi kendime düşünüyorum, yani Samsunspor neden başarılı olamıyor diyerekten. Aslında Samsunspor başarısızlığı kendi içerisinde araması lazım, cami olaraktan, dışarıda değil. Buradan giden oyuncuların ne kadar verimli olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Buraya gelen oyuncular çok büyük bir verimle veya çok büyük bir özlemle geliyorlar ama buraya geldikten sonra maalesef özgüven kaybı yaşayıp o futbolla oynamak zorunda kalıyorlar. Ve buradan gittikleri zaman da gittikleri takımlara çok büyük katkı sağlıyorlar. Yani bu nedir nedeni tam olarak bilmiyorum ama bu barışı bir an önce sağlaması lazım bu camiye. Eğer bu camiye bu barışı sağlamadığı sürece bu tür sıkıntılar yaşanır, üzücü olur. Camianın beklentisi ne el freni olur.